Merhaba arkadaşlar, hepiniz dersimize, videomuza hoş geldiniz. Konumuz hepatit E virüsü olacak. Hem yurt içi hem yurt dışı sınavlar açısından çok önemli, çok değerli. Direkt vaka soruları üzerinden de gelebiliyor, spot sorular üzerinden de sorgulanabiliyor. Artı bu dönem bana sosyal medya üzerinden fazla miktarda hepatit E'ye dair soru geldi. Bunlara da en güncel bilgileri aktarabilme adına toplu bir yanıt olması açısından bu videoyu size hazırlıyorum arkadaşlar. Şimdi önce güzel bir tabloyla başlayalım. Bu bahsi geçen güzel tablo pek çok mikrobiyoloji textbooku viral hepatitler başlığı altında genellikle başlangıç kısmında yer almaktadır. Yani özetle hepatit virüslerinin genel özellikleri. Peki soru, hepatit virüsü dendiğinde başta aklımıza hangileri gelecek? Başta şu 5'i gelecek. Hepatit A, B, C, D ve E sırasıyla seyrediyor arkadaşlar. Başka başka virüsler de hepatite yol açabilirler. Fakat bahsi geçen az evvel bahsettiğim beşli primer olarak hepatotrop. Yani Primer olarak hepatositleri enfekte etmeleri nedeniyle hepatit virüsü dendiğinde başta aklımıza bu beşli gelmesi gerekiyor. Aralarındaki temel farklar ya da ortak özellikler şu şekilde. Başta ve sonda yer alan hepatit A ve hepatit E zarfsızdır, zaafsızdır, çevre koşullarına, mide asidine dayanıklıdır. Dolayısıyla temelde fekal oral yolla bulaşır. Mesela hepatit E'ye dair bütün hemen hemen mikrobiyoloji textbooklarının ifadesi şu şekilde. Hepatit A'ya benzer. Farkı nedir? Birazdan yeniden göstereceğim. Gebede fulminan seyirlidir. Peki kimler kronik taşıyıcılığı söz konusudur? Arada yer alan hepatit B, hepatit C ve hepatit D olmak üzere. Bunlar zarflı yani zaaflı hepatit virüsleri şeklinde kodlayalım. Dolayısıyla kan transfüzyonu cinsel yolla örneğin bulaşabilmektedirler. Peki kimlerin aşısı mevcuttu? Hepatit A'nın ölü inaktif viral aşısı söz konusu, hepatit B'nin ise rekombinan aşısı söz konusu. Peki hepatite tabloya göre aşısı yok. Yavet mikrobiyolojiye göre aşısı yok arkadaşlar. Fakat birazdan size bir detayı aktaracağım buna dair. Peki kimlerde immün globulin kullanılabiliyor? E aşısı olanlarda hepatit A'da, hepatit B'de immün kullanılıyor. Örnek profilaksileri verebiliriz. Mesela aşı artı immün globulin şeklinde Profilaksi söz konusudur hem hepatit A hem de hepatit B'de. Şöyle bir genel toparlayacak olursak Viral hepatit etkenleri içerisinde baştaki ve sondaki hepatit A ve hepatit E zarfsız zaafsız virüsler fekal oral yolla bulaşıyorlar. Aralarındaki temel fark şudur. Hepatit E gebede fulminan seyirlidir. Kimlerin kronik taşıyıcılığı söz konusu? E zarflı olan hepatit B, C ve D'nin söz konusu. Nasıl bulaşıyorlar? kan transfüzyonu cinsel yol örnek olarak verilebilir. Kimlerin aşısı söz konusu? Hepatit A'nın inaktive ölü aşısı. Hepatit B'nin rekombinan aşısı söz konusu. Aşısı olanların aynı zamanda örneğin profilaksisinde immün işe yarıyor arkadaşlar. Yıldızlarımı attım. Şimdi hepatit E'nin tabloya baktığımızda aşısı söz konusu değil. vet mikrobiyolojiye göre aşısı söz konusu değil. Fakat ilgili bölüme baktığımızda Levinson mikrobiyoloji en son 2024 baskısından bahsediyorum şu an size. Bakın en başından itibaren bir klinik olarak hepatit A'ya benzer. Peki hocam farkı neymiş? gebede yüksek mortalite oranıyla seyreder. Bana bunu Yedus mikrobiyolojide nasıl sordular? Hangisi gebede fulminan Cevap hepatit E virüsü olacak. Peki kronik enfeksiyon e, B, C, D'de söz konusu. Kimde söz konusu değil hepatit A'da hepatit E'de fakat burada bir istisna söz konusu. Arkadaşlar immun supresiflerde hepatit E kronik enfeksiyonu yani kronik hepatite ve siroza yol açabilir. Fakat hepatoserüler karsinoma yol açmaz. Hepatoserüler karsinom dendiğinde viral hepatit etkenlerinden hepatit B ve hepatit C aklımıza gelmesi gerekir. Yani özetle hepatit B ve hepatit C meydana gelen kronik fibrozis semininden sonrasında hepatoserüler karsinom meydana gelmektedir arkadaşlar. Bakın konumuza dönecek olursak normalde hepatit E kronik hepatite siroza yol açmaz. Yani kronik enfeksiyona yol açmaz. Fakat immun suppresiflerde örnek HIV hastalarında ya da kanser kemoterapisi alanlarda ya da organ transplantında rejeksiyonu önlemek amacıyla immun suppresif tedavi alanlarda kronik enfeksiyon yani kronik hepatite siroza yol açabilmektedir arkadaşlar. Bilgi cepte. Peki aşısı var mıydı? E, tabloya göre yoktu. Neden? Çünkü arkadaşlar kaynaklar çoğunlukla İngiltere ya da Amerikan menşeli textbook'lardan bahsediyorum. Aşı nerede mevcut? Çin'de sadece onay alan bir aşısı mevcut. Bakın rekombinan hepatit E aşısı Çin'de lisans almış salgınları önlemek üzere arkadaşlar. Tamam direkt ifade bu şekilde. Peki buradan biz ne yapacağız? Mesela sınavda sorulduğunda ne yapmamız gerekiyor? Diyelim ki hepatit E özelinde sorulduğunda artık textbook'a da girdiği için Çin'de onay alan salgınları önlemek amacıyla tasarlanan rekombinan hepatit E aşısı mevcuttur bilgi cepte. Fakat örneğin şöyle bir soru geldiğinde aşağıdaki hepatit virüslerinden hangisinin rekombinan aşısı mevcuttur? Seçeneklerde hem hepatit B var hem de hepatit E var. Doğru yanıt hepatit B işaretleyeceğiz arkadaşlar. Peki bu sunumdan aklımda kalması gereken dört önemli madde var. Birincisi hepatit E'ye dair konuşuyoruz. Pek çok yönüyle hepatit A'ya benzer hem kliniği benzer hem de virüsün yapısı yani zarfsız bir RNA virüsüdür arkadaşlar. Dolayısıyla temelde fekal oral yolla bulaşır. İkincisi hepatit A'dan bana nasıl ayırt ettirecek soruda da GBD fulminan. GBD ölümcül seyillidir arkadaşlar. Üçüncüsü normalde hepatit E kronik enfeksiyon yapmaz istisna immun supresifler. Örnek hastamızın HIV'i varsa, kanser kemoterapisi alıyorsa ya da immun supresif tedavi alıyorsa kronik hepatite siroza yol açar. Fakat bu durumda bile hepatoserüler karsinoma yol açmaz. Ve dördüncü olarak arkadaşlar hepatit E'nin aşısı yoktur diyebileceğiz. Fakat şıkları doldurmak amacıyla örneğin şöyle bir ifade karşımıza gelebilir sadece Çin'de onay alan salgınları önlemek amacıyla tasarlanan rekombinan bir aşısı mevcuttur arkadaşlar. Dört madde bir kez daha hepatit A'ya benzer şekilde zarsız RNA virüsüdür. Fekal oral yolla bulaşır. İkincisi hepatit A'dan farklı olarak gebede fulminan seyridir. Üç normal koşullarda kronik enfeksiyona. Kronik enfeksiyondan kastım kronik hepatite siroza yol açmaz. Fakat immun supresiflerde HIV'li hastada, kanser kemoterapisi alan hastada, immünsupresif tedavi alan hastada kronik hepatite siroza yol açar fakat bu durumda bile hepatoselüler karsinom yapmaz. Dördüncüsü aşısı yoktur. Fakat sadece Çin'de salgınları kontrol amacıyla geliştirilen rekombinan hepatit E aşısı mevcuttur. Onay almıştır arkadaşlar. Fakat sadece Çin özelinde onay almıştır. Yani diyelim ki bize şöyle bir soru geldiğinde aşağıdaki hepatit virüslerinden hangisinin rekombinan aşısı mevcut? Öncelikli seçenek hepatit B virüs olacak arkadaşlar. Evet umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşünceye değin kendinize iyi bakın.